Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Şu an kanadını yeni açtığım bir kuş vardı. Arap Arka Tepe. Şu an gidiyor. Biri havada, biri bu tarafa gelmeye zorluyor. Aşırı bir rüzgar var. Şuradan bir daha bir kuş var diye bakalım içeride. Tepeme kadar geldi mi? Gelmek üzere gitti. Şimdi bir de yemle çağıralım. Gel 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 gel. Oo, iki tane Arap arka tepemize gitmiş. Gel gel. Bakalım bu arka tepemiz ne yapacak. Gel gel. Birisi tepemde geziyor, biri aşağılarda geziyor. Şu an ekranı göremiyorum. İki arka tepede şu an. Biri caminin alt tarafına doğru geldi. Aşırı rüzgar var. Bunlar da savrulur diye korkuyorum. Hop döndü gitti. Biri gitti de bu tepemdeki dolaşan da inmek bilmiyor. Şimdi düz kuşlarımız nerede? İhtiyacımız varken nereye gidiyorsunuz? Bu hangi Arap arka tepe onu da bilmiyorum ama bir arka tepe Arabımız şu an firarda. Toparlayamadı kendini henüz. Hadi hadi şimdi. Kosova çıktım. Hop. Kabloya takıldı maska. Evet. Arka tepenin biri şu an sıra kadem bastı. Rüzgarın bir tokatını son bir tokat daha yedi. Aşağı doğru gitti. Diğer arka tepemiz henüz şurada. Tepem de geziyor ama inmeye niyeti yok. Niye böyle yapıyor? Olansa Serkan kardeşimizin gönderdiği. İnşallah olur. Onun en azından yumurtası var altında. Ve oraya at. Tıp beyaz gaga. Aa, yumurtası olan gitti o zaman aşağıya doğru. Yavrusu olan gitti. Beyaz gaga çıktı. Gel gel. Gidiş yolunda. Bu fırtına da bu kadar kaldırırsam öyle olur. Ah, kabloya takıldım. Gel, gel. Gidiyor. Gidiyor. Gel, gel. Geldi. Onun gelmesi şu an bana hiçbir şey ifade etmiyor. Şarka tepelerimiz de havadaydı. Onlar nerede? Onlar da mı gitti acaba? Rüzgarın tokadını yiyen gidiyor ya. Arap. %99 Serkan'ın gönderdiği Arap arka tepe gitti. Aşağıya savruldu. Olmaz böyle bir şey ya. Diğer Arap arka tepe kanadını yeni açtım. Tuncay Tüntaş kanalının üstüne kondu. Şu kümesi ben bir boşaltayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arka tepe Araplardan biri indi. Şu an havada. Diğer arka tepede havada diye görüyorum. Tam çekimi durdurdum aşağılardan ağrı geldi. Yanlış görmüyorsam bu arka tepede yeni kanadını açtığım arka tepe olması lazım. Gel gel. Hadi hadi. Evet. Kuyruk ona benziyor. Bu arka tepede kanadını yeni açtığım kelebek olması lazım. Evet evet. Evet. Beyaz gaga evet. Çok güzel. Aferin. Çok güzel çok güzel. Of. Oh.
Şeş yavrumuz. Gel, gel. O da rüzgarda şu an. Martının altında gidiyor. Gel. Hadi oğlum, hadi oğlum. İyi, şu an kayıp yok görünüyor arkadaşlar. Bu arabın geldiğine sevindim de. Şeş yavrumuz şu an çok şeyde. Gel. Gelmeye zorluyor hayvan. Rüzgar felaket. Benim ekran ışığım karardı acaba. Şu an ekranı hiç göremiyorum. Hadi, gelmeye zorluyor. Sıka sıka geliyor. Hadi kızım, hadi oğlum. Neyse artık. Bir belli etmedin zaten. Dişi misin, erkek misin? Gel, gel. Kuş görüyorsun hala. Hadi. Gel, gel. Evet, evet. Aferin oğluma. Aferin şeşime. Çok güzel. Geldi. Başardı. Neyse arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Arkadaşlar, kuşları toparlamayı başardım. Çoğu içeride. En son şu yavruyla bu yavrumuz savrulmuştu. Onları da çekmeyi başardım. Bayağı bir dağıldılardı. Şu an eksiğimiz yok. Aşağıya doğru savrulup giden Arap Serkan kardeşimizi göndermiş. O zaten gelmeyi başardı. Onun mutluluğunu ayrı bir yaşıyorum. Çünkü yumurtası var altında. Kolimiz var burada arkadaşlar. Şöyle bir hediye kolisi. Bu sefer bana gelmedi bu kuşlar. Daha doğrusu bana gelen de var içinde değil mi? Bize hediye gelmişti. Şimdi ben de Dursun Soytürk kardeşime şu iki maviye mardini, iki Arap mardini artı bakıcılık yaparsın, yaptırırsın diye bana gönderilen şöyle bir apaçilerden vardı, uçucu. Daha bunların videosu falan yok bende. Bir iki gün olduydu. İlk kez böyle kameralara çıkıyor. Akşamüstü geldiydi bana. Balkona koyduydum. Bana uçurmak nasip olmamış oldu böylece. Dursun kardeşimizin kuşlarını muhtemelen %99 zehirli yem attılar, buğday attılar. Kuşlarını zehirlemişler, ölmüş. Zaten benden önce Celal'ın videosunda Tuncay Tüntaş kanalında denk gelebilirsiniz. Orada da bu konudan bahsediyorum. Yani çalıyorsanız çalın da, yani zehirlemek, öldürmek nedir yani? O da farklı bir şey. Tabii gelip de çalmayın da. O da ayrı bir şey yani. Ya muhtemelen civardan birisi kuşlardan bıktığı için yapmış olabilir diye düşünüyorum. Kuştan anlamayan birinin yapmış olduğunu düşünüyorum. Yoksa kuştan anlayan birisi böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Şimdi abimiz bir arkadaşını gönderecek. Buraya gelecek. Kuşları teslim edeceğim. Durumlarımız ve bunlar arkadaşlar. Kuşlarımız yerli yerinde. Gene çıkıyoruz dışarı. Bak, uçarsanız var ya çok kötü buluşuruz. Hemen şunları bir yemleyeyim de içeri tekrar girsinler. Bu döneğimin yumurtası vardı arkadaşlar. Akkol. Ama yumurtaya yatmadılar. Bir gün yatıp iki gün yatmıyorlardı. Ya da iki gün yatıp bir gün yatmıyorlardı. Satacağım dediğim şu dolapçım. Gümüş takımım. Kabloya basmasaydınız iyiydi ya. Bunu satacaktım. Balkondan yukarı çıkardım. Mezat'a gitme gününe kadar hani balkonda da kalabalık gitsin diye. Buraya çıkardım. Bunların eski folluğu alt köşeydi. Dönekte oya yumurtladıydı. Bir baktım yumurtaya sahiplenmişler. Gelişimini takip ettim. Yumurta canlı. Ve şu an iki yavru da altında. Canlı bir şekilde yumurtadan çıktılar. Duruyorlar. Bakalım, inşallah bakarlar. Yani gene bunlar satılmaktan yırttı. Ben kalabalık azaltayım diye satmaya niyetlendiğim kuş şu an bakıcılık yapıyor.
annesinin babasının terk ettiği yumurtalar sahipsiz kalmadı. Bu arada bir tane de mavi martın geldiydi. Alttan ağrı. Sonra bastı gitti. Hadi girin ama. Neyse arkadaşlar, rüzgar çekimi çok bozucu. Buradan Dursun kardeşime tekrardan çok geçmiş olsun diyorum. Çam sakızı, çoban armağanı, 6 adet kuş göndereceğim sana. İnşallah beğenirsin. Kusuruma bakma. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın abi. Bu çekimde bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dursun kardeşimizin bana atmış olduğu kısa görüntüyü de eklemiş oluyorum arkadaşlar. Kuşlar bu vaziyetteydi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnterneti unutma. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin. Et yiyin. Tatlı yiyin. Tatlı güzeldir. Tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da abartmayalım. Ağzım suyu yaktı lan.